İslam İşbirliği'ne bağlı bir kurum olarak hem Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem gençliği, aynı zamanda üyeliği de çok aktif olacak. Bundan sonra çok daha hayırlı işlere imza atacak beraber. KKTC İslam İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci üye olduğundan bu yana birkaç faaliyetler burada yapılmış. Bizim kurum da hatta o üyeliği konusundan daha önce birkaç etkinliği yaptı burada. Türk Dünyası Gençliği'ni topladık 2007'de. Yine 2007 senesinde Medeniyetler İttifakı'nın, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın bir hazırlık toplantısını burada gerçekleştirdi. Ama yapılan işler çok az. Hem İET üyeleri arasındaki dayanışma açısından az. Hem Kuzey Kıbrıs halkının layık olduğu dikkate göre çok az. Çünkü hakikaten de bu ambargolar insaniyete zıt bir yaklaşımdı. Bugün sadece Kuzey Kıbrıs halkı için değil, dünya içinde, bölge içinde buranı gelip görmek isteyen insanlar açısından da haksızlıktı. Dostluk, işbirliği hepimizi daha ileriye taşır, daha güzel günlere taşır. Dolayısıyla bu konuda yaptığınız çalışmalar, özellikle gençlerle, gençlerimizi üye yapmanız ve işbirliğine gitmeniz tabii ki bizim için çok olumlu. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu tür uluslararası alanda sesimizi duyurmaya, daha aktif olmaya ihtiyacımız var. Bu konuda biliyorsunuz ambargolar altındayız. Ama dünyanın gün geçtikçe bizim halkımızın, demokratik yaşamımızın, insanımızın, kültürümüzün farkına vararak bu haksız ambargoyu kaldıracağına inanıyoruz. Sizlerin bu konudaki girişimleri ve karşılıklı işbirliği ve bu yöndeki pozitif düşünceniz ve anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim ülkemizi gençlerin gelip tanıması, bizim gençlerimizin kardeş ülkelere gitmesi, onları tanıması tabii ki çok önemli. Dünya barışına hizmet eder, dünya kültürüne hizmet eder. O yüzden bu tür temasların çok yararlı olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz hepinize.